hani gitsin dedim. Hava gidiyor da güle güle gitsin dedim. Yani ayamayla sürdüm diye. Ben de sen aradığında pijamalarımı giydim, yatıp da sen geçirdim. O yüzden dostum bunun gibi. Maçtan sonra gitti mi? İsmail dedim. Yok yok gitti. Sesini duydum. İsmail tek konuşuyor. Yolculuğuydu. Şunu şunu bana bir şundan bir dal bir de iki konu. Tamam. Yok bunun içine toprağını değiştirmem lazım. Bunu komple böyle marketten aldım ya bunu. Hani ince saksıda oluyor ya kutuda. Ondan çıkarıp olduğu gibi bunun içine oturttum, kenarlarına şey koymuştum. Onu böyle boşalttım. Ya böyle ezip parçalayacak toprakla. Öyle koyup öyle şey yapmam lazım. O zaman bundan üç dal ekleyeceğim. Üç tane ekşi. Bundan mı? He. Olur mu bilmiyorum. Olur olur. Olur. Sen onu toprağını değiştir. Tamam mı? Hmm. Ondan sonra suyunu dök. Böyle dursun. Ondan sonra al al böyle şey, perkişti diplerinde böyle. Biter o. Dalından. He dalından. Bir de neyin var? Çöpünden, çöpünden al. He. Kenarları. Bir de çok güneşte yanıyor mu? Ne bunu biraz böyle diyemem. He. Ne yapayım? Şu tarafa koyayım. Orası çok güneş olmuyor. Şu köşeyi. Şurada dursun da. Hmm. Çok yanıyor baksana güneşte. Şunun İçer. Ortasında şey çıkmış. Sen geçen sene salon çiçeği böyle yap, el gibi açar ya. Ondan bana bir yerden almıştım, vermiştim. Onu ekmiştim. Bak bak. Dün gördüm tesadüf. Şu şey yapraklar olur ya şöyle bak. Bak. Çiçekli mi şey? Çiçekli değil, değil. Ya böyle nasıl oluyor? Şu senin yaprak merdivende yaprak olan onun bir onların bir değişiği. Ha, ondan vermiştin, ektin. Tuttu, olmuştu. Evet. Ama sonra ben bilmeden şeyini kökünü oynattım. Kökünü oynatınca yaprakları kurudu. Kopardım bir tek dalı kaldı, aman dedim dalı da dursun bakayım dedim. Düz tutar, devam ederse eder, et ölürse ölür dedim. Şimdi gördüm ta geçen yazdan beri iki tane o şeyi tutmuş, iki tane yaprak çıkmış. İşte o tutmuyor diye ben böyle başka çiçekler ektim o saksıya. Dün tesadüf gördüm, içinde kaybolmuş bunlar. Şu domates suyunu çek. Şuradan bir tane kırılacak. Biraz uğraşılacak da işte. Şey. Salatalıkla yıkarladım. Daha var bak şeyinde. Şu yol çalışması bitsin. Şuraları bir temizleyeceğim. Düzenleyeceğim. Yaprağını, maprağını, dokuru dağını atacağım. Yıkayacağım. İncir ağacımı. Şuraların her yere su tutacağım. Her yer toz tozdan görünmüyor. Geçsin mi? Geçsin de işte onu bekliyorum. İncir topladın mı? He. Dursa şey yaparım. Görmedim de dolaba koymuş. Umar yetiyor daha böyle kocaman olmuyor. Bazısı elin değdi mi kopuyor anne. O gün ben de bak tuttum. Bir şeyim acaba diye. Olmuş mu diye. Daha ben tutana ben kadar. Yüzümden belli daha oluyorsun. Tutana kadar kendiliğinden kırıldı, yere düştü. Alnından koptu düştü. Bundan öyle et gibi şöyle. İki dal. Ek. Çok ince hava almasın. Bu da hava alıyor. Yine de iyi. Açacağım bunları, açacağım. Tomurcu taşımları ek. Bu toprağın değişti daha iyice başka toprağla tavalandır. Bunun da üç tane ek, şöyle şöyle üçünü ek, suyu ver. Gölge yere de koy. Geçen sene vardı öbür evdeyken pencereden. O kadar güzel açardı. Koyu pembeydi o bile. Canı ver kurduya, açayım. Çok aşırı bir şey var. Gerçekten içerisinde görürsen kız bu çok uzamıyor da. Işık şey yapmış biraz. Karanlık düşmüş, ışık vurmuş. Ne? Dikenli tren tamam kuş konmaz, hanım ellemez onun ismi. Böcek diyemedim. Kuş konmaz. Hanım ellemez. Ben bir şeyden aldık ya, Uğran'dan aldık tamam. Onun çok dikenli dikenli. Onun kısa boylusu var. Var, ben o gün gördüm. Onu al bana ya. Gördüm o gün şeyde. Çarşıda gördüm. Hatta videoya bile çektim. Kısa boy, bodur oluyor kısa şöyle. Bodur, kısa he? Çiçekleri iri iri biraz çok daha. Çok güzel. Ondan ne olur al da çuvalda. Bunu çok seviyorum. O güzel oluyor. Fidanda var, fidanda. O kadar böyle ha. Bir de açmış, bir de açmış. Çok güzel. Anladım. Ondan al. Sorayım bakayım fiyatını. Sormadım. Böyle yan yana böyle bir sürü duvardı. Ondan mutlaka al. Bunun gibi hemen hemen şey mi? Evet. Ne olur? Ne olur? Kesme. Bak orada karşıdan bakıyorum, diyorum. Engin de içeride, banyoda.
Bir bardak. Bir bardak değil. Gerçi bu kahvaltıdan beri kaçıncı bardağım olacak benim de. Şimdi balkondaki ilk bardağım kesmiyor. Gidip bir tane daha dolduracağım. Yok yok, bak bak. Doldurayım da geleyim ben çayıma. Şeylerin üstüne bak. Ne oldu aşkım? Balkondaki çay keyfimiz bitti. Her ne kadar bitmek istemesem, bitirmek istemesem de bitti diyelim. Ha, ben size şeyi göstereyim. Arkadakileri, arka balkondaki havuz keyfi yapanları göstereyim. Şunlara bakın şimdi. Şunlara bakın şunlara. Kız, kız balık mı oldun kız sen? He? Balık mı oldun? Arkadaşlar, arkadaşlar. Bakın. Bakıyor. Bakıyor arkadaşlar sana. Hop, bir, iki. Hoppa. Ama bunlar çok komik. Nilay, seni de koyayım onların içine anne, kızım. Bak, arkadaşlar, beni izleyin arkadaşlar. Efendim. Arkadaşlar. Efendim, arkadaşlar, efendim. Nilay'ı göstermesin mi? Nilay'ı göstermesin. Ha, pardon, şöyle. Pardon. Tamam, sana ayarlayayım kamerayı. Hop. Hoppa. Ay vallahi ben de girmek istiyorum. Anneciğim, su beni kaldırıyor. Kaldırıyor mu? Su içine gidiyor bak. Su beni de kaldırıyor bak. Anneciğim bak. Hı. Şimdi ben beni kaldırdım da olmadı. Şimdi ben de kaldırıyor. O kova niye orada? Kovayı ileri koysana. Kovanın teli falan yırtıverir sonra kova şeyi. Ha. Tamam. Neden o villada kovalarını falan hep devirmişsiniz? Ağaç. Ha? Neden yaptın Yakup? Kapı almak için. Hadi bir ekran resmi alalım. Gülümseyin. Nilay da baksın dur. Hadi bir ekran resmi alalım. Ne? Nilay görünmüyor. Gülümseyin. Dur anne. Ay sen. Tamam. Kızım içeri geçeceğim. Kolum ağrıdı. Havadasın. Uçacaksın şimdi. Uçacaksın. Dur. Nilay kameranın ekranına dokunuyor. Nilay çiçeğim. Benim güzel çiçeğim. Şimdi ne yapacağız canlar? Şu ışığı da yakayım buranın ışığını da. Kahvaltılıkları bir toplamam lazım. Ufak dağılık. Kahvaltılıkları bir dolaba koyayım. Ondan sonra Nilay uykusu geldi. Biraz onu emzirerek uyutacağım. Sonra ev işlerine başlayacağım. Şunu şeye koymam lazım. Kutusuna koymam lazım. Efendim? Hayır. Havuzdayken bir sakız falan çiğneyemezsiniz. Tehlikeli. Çok hareketlisiniz. Boğazınıza kaçar. Hiç boşuna gelme Yakup. Yakup, oğlum sürekli havuzdan in çık in çık gel, gir çık gir çık yapmayın. İçerileri ıslatıyorsunuz anneciğim. Ayağımı koymadım. Girebilir miyim? Gel. Sakız yok ama. Ne alıyorsun sen oradan? O ne? Ama onu havuzun içinde yiyemezsin anneciğim. Havuzun suyu kirlenir. Sürekli de dolduramayız. Olur mu? Bunu kameraya. Aa, çok aşırı sıcak ya. Anne bir oraya basıyorum, başka yerlere basıyorum sürekli. Nilay'a sabah kahvaltıda haşlanmış yumurta yapmıştım. O da donmuş biraz. Şurada da biraz karnım var. Soğuk soğuk atıyorum ağzına.
biraz şey dinledim. İlhan'ı uyuturken bir yandan da birkaç YouTube kanallarını falan izledim. Böyle yurt dışındaki aileler var ya, yurt dışında yaşayan Türk aileler. Onları izliyorum. Onların hayatları çok farklı. Çamaşır suyu koyalım. Yumurta kokusu falan olmasın. Haşlanmış yumurta özellikle daha çok kokuyor ya. Bir de şey almayı düşünüyorum. Şu bulaşık kokluğunun artık sararmasından, kirlenmesinden bıktım diyebilirim. Yani böyle 3 günde 4 günde bir bulaşık makinesine atmam gerekiyor. Bu da yani olmuyor. 3 günde bir de atamıyorsun ki, bulaşık makinesi zaten hiç boş kalmıyor bir kere. Yani neredeyse artık günde 2'ye çıkacak bizim bulaşık makinesinin çalışması. Yani günlük bir defa çalışıyor. Bu arada ekrana bir şey geldi ama anlayamadım. Geldi gitti. Neydi o, beyaz bir şey geldi ekrana. Bulaşık makinesi zaten günlük çalışıyor. Neredeyse 2'ye çıkacak gibi böyle. Daha mesela yeni bir işin bulaşık makinesini çalıştırdım ya ben. Bunu boşaltacağız birazdan. Akşama kadar anne çocuklar bir şeyler atıştırıyorlar, yiyorlar, içiyorlar falan. Bir akşam yemeği derken akşam çayı kahvesi bilmem ne, çerez, çorba, şunu bunu yiyorlar, içiyorlar. Ondan sonra da bakıyorum bulaşık makinesinin yarısı tekrar dolmuş bile. Terziye verdiğim şeyler vardı. Bu benim tarzımı biliyorsunuz, ben salaş pantolon giyiyorum. O aldığım salaş pantolonların birkaç tanesinin beli çok dardı. Pardon. Beli yüksek. Yani göbeğime kadar, şuraya kadar, göbekten yukarıya kadar çekiyorum. Ben de göbekten yukarıda giymeyi sevmiyorum. Şurada olmalı benim için. Onları terziye vermiştik. Bir tane de benim günlük kullandıklarımın içinde en rahat olanını örnek olarak verdim. Bunun beline göre olsun diye. Yani ben örnek verdiğim halde terzi o kadar dar yapmış ki lastikleri. Tamam kesmiş, boyunu güzel ayarlamış ama lastikler o kadar dar ki. Hatta Ali almaya gittiğimde kaç tane, 3 tane verdim ben. Mavi, pembe ve yeşil salaş pantolonlarım. Onları pek fazla giyemiyordum işte. Çok yüksek bel olduğu için giyemiyordum. Biz ona örnek pantolon da verdiğimiz halde adam, mesela benim giydiğim örnek pantolon dün beli işte şu kadarsa adam bu kadar yapmış. Halde demiş yani benim hanım bunları kabul etmez mi? Sen bunu çok dar yapmışsın, dar giyemez hanım demiş. Ya oldu mu oldu bilmem ne demiş adam işte, her neyse. Ali getirdi eve, ben baktım. Dedim Ali bunlar olmamış ki. Ya şu kadarcık bel beni sıkar. Kesinlikle ben giyemem. Ali dedi ki ben söyledim adama ama adam beni dinlemedi diyor. Neyse. Geri götürdük. Direkt ben dedim. Abi dedim bu böyle olmamış ki. Ben sana
örnek pantolon verdim. Buna göre yap diye. Zaten ben daha diyene kadar tamam abla ver yapayım yeniden yapayım dedi. Sen verilen şeye örneğe göre yapsana. Sana örnek de verdik biz yani. Örnek pantolon verdik. Bunun beline göre olsun. Tam bunun gibi olsun diye. Ve onu verdik. Ay, kaç gün oldu? 4-5 gün oldu. Daha dün aldık ya. İşte yeniden şey almam lazım falan dedi. Lastik almam lazım falan dedi. Şimdi onlar tabii terziye gitti geldi gitti geldi. Ben onları giyemem öyle. İlla onları ben bir programda sudan geçireceğim. Tuzluğu geçecek yani. Üst üste ama yani çünkü orada adam yaptıklarını üst üste atıyor. Onları makineye atacağım. Bir kısa programda yıkayım. Bir de geçen biliyorsunuz giyim alışverişi yaptık Aliye ve Alper'e. Onları daha markalarını şey koparıp şey yapmadım. Henüz makineye atmadım. Giymeleri için. Onları atacağım. Ondan sonra da koyu renkler var. Onları atarım. Önce o kısa programda şey atayım. Bu arada yeni aldıklarımı kurutma makinesine atmayacağım. Dışarıya sereceğim. Çünkü İlk yıkamada kurutma makinesine atarsam belki çekilme ihtimali olabilir diye düşünüyorum. O yüzden dışarı arka balkona sererim onları. Şortlardan da bir tanesinin değiştirilmesi gerekiyor. Çatısı sökükmüş. Kot şort aldık ya bir tane Galiye. Onun çatı kısmı sökükmüş. Fark etmemişiz biz. Eve gelince fark ettik. Onun da değiştirilmesi gerekiyor. Yemek işini erken yaparsam inşallah. Yemek dersem bugün böyle şey yapacağım. Poğaça yapacağım. Karpuz, peynir, çay. Bugün böyle yiyeceğiz. Dün Ali karpuz almış. Çok güzel. Bim'den almış. Bizim burada köprünün orada çocukların okulundan aşağı doğru indiğinde bir tane karpuzcu amcamız var. Çok güzel, çok lezzetli karpuzlar getiriyor. Ona sormuş 15 lira demiş. Bim'de görmüş. Bim'de 10 liraymış karpuzun kilosu. Sonra Bim alışverişini bitirdikten sonra eve gelirken şeye uğruyor. Köprü başındaki karpuzcu amcaya uğruyor. Orada da 15 lira deyince geri Bim'e dönmüş. Çünkü nereden baksan bir 10 kilonun üzerinde alacaktın. Karpuzu 10 kiloda 50 lira fark var. Ve aldığı karpuz gerçekten Bim'deki karpuz çok güzelmiş. Onu da çok beğendim. Çok saçı olmuş. Çaydanlığın altında galiba bir şey var. Bir şey var. Koyduğum yeri kirletmiş. Neyse. Şu peynir aldık. Böyle birkaç gün sonra baktım bozulacak gibi. Hemen olduğu gibi buzluğa attım. Dedim poğaça böyle poğaça bir şeyler yaptığımda kullanırım diye. Çocuklar, arka balkondakiler. İyi misiniz? İyisiniz belli. Şurada hiç açılmamış su şişesi var. Bunu dolaba koyayım. Dün Ali çocukları şeye götürdü. Parka götürdü. Normalde yukarıdaki Çankaya Parkı'na götürdü. Ondan sonra orası yetmemiş bunlara. Çarşıya götürmüş. Çarşıdaki Millet Parkı'na götürmüş. Millet Parkı'ndan sahile gitmişler. Park formasında oradaki parkları gezmişler. Aileme anne diyor 4 tane park gezdik diyor. İyi dedim kızım. 4 tane park gezmişsiniz daha doymadınız mı? Onlar dün bayağı güzel eğlendiler. Şimdi ben de şu artan karpuz dün karpuz doğramıştı Ali böyle kocaman bir tane yedik yedik artanını da böyle saklama kabına koymuştum. Şimdi böyle gidip gelip atıyorum ağzıma. Soğuk soğuk iyi oluyor. Şimdi dursun da yine böyle soğuk soğuk yiyeyim. Şunları da olmazsa. Bunun gerçi içi yıkanacaktı ya. Bunun içini yıkamam lazım. Ama ben şimdi çok geç alıyorum. Zaman geçiyor. Önce hemen hamurumu yoğurmam lazım. Ha şunu da. Buraya su mu? Almış. Bu hurmaları ufak bir şeye koyacağım. Şuna koyayım. Şunun içine koyayım çünkü bu büyük kap hem buzu hem dolapta yer kaplıyor. Çünkü şu kadarcık bir şey kalmış. Hem dolapta yer kaplıyor hem de
cici bebek kutusuna başka bir şey mi koyun? Ha bu. Bundan iki taneydi değil mi? Evet. Karpuzu koymuştum. Cici bebeği koymam için kutu lazım bana. Ben eve cici bebeği aldırıyorum. Benimkiler cici bebeği yiyor. Nilay inanır mısınız? Nilay günde 2-3 tane anca yiyor sayıyor. Çünkü çok da cici bebeğini kutu falan sevmiyor. Hani çok da öyle ihtiyaç da duymuyorum. Cici bebeği ne zaman ben elimin altında olsun istiyorum. Hani aniden böyle bir çarşıya, pazara bir yerlere giderken Nilay'ı da yanımızda götürdüğümüzde acıkırsa vermek için. Ama ben eve alıyorum cici bebeği. Benim koca bebeklerim yiyorlar. Dün almış Ali bir kutu. Kutunun içinde de 3 tane mi 4 tane mi ufak ufak paketler var. Dedi ki ya Aysu, anne dedi cici bebeği yiyebilir miyim? Ye oğlum dedim. Ben de birkaç tane öyle ağzına atıştıracak zannediyorum. Almış paketi götürmüş içeriye, hepsi yiyip bitirmişler. Dedim artık yani yuh, ben Nilay'ı alıyorum siz diyorsunuz. Ama şey yapmıyorum ya, onu yani o cici bebeği keyfi yemeği çok seviyorlar. Şimdi şu karpuzumu yiyeyim. 5 dakika oturacağım, karpuzumu yiyip bitireceğim, sonra da poğaça için hamur yoğuracağım. Alper baksana bir. Ya kovan şuraya. Klon mu oğlum bunlar, klon. Başlamayalım dedim. Daha abi, şey yapar, otobüs şoförü oldum ben de. Bir şey söyleyeyim. Ama ben polis olacağım, gideceğim. Bana durduk yere şey tutmayanları. Yok. Ne geliyor? Ya gidiyor. Arabayı gittim, kaldırma park ettim. Park yerinde kaldırma park ettim diye. Orada duruyor. Ta içeri banka içine kadar böyle kovalıyor. Ondan sonra şeyi atıp gidiyor, neydi o? Elektrik tabancası atıp gidiyor. Ciddi. Bak sen içine kadar ne kadar korkuyorsun. Ben de orada belki fark etmez diye gittim. Hemen bir koldan oturtup çarşıya bir sürü yapacaktım. Ben de arkamda. Soymalık bankada çalışması. Oğlum ben o bankada para çekeceğim. Biraz daha ya para yatıracağım zannediyorum. Soyma geçirmiş banka. Çok saçma bir oyun ya. Demin güzel diyordun. Abi. Ha? Tekrar başladık. Neye? Hayır, bunu annem mi? Kızım, Nilay. Arabanı. Nilay, arabanı çek kardeş, arabanı çek. Buraya park edildin mi? Buraya park edildim. Çekil. Efsane paket ekleyelim. Daha da yapacağız ve uzak. Ay evet. Kim açtı bunu? Ciddi, nasıl açtın oğlum? Ciddi nasıl açtın?
hemen abisini klonu. Klon. Şey, 2 saatte başlıyorlar videoya. Abisi de 2 saat bugün yorusu evet falan gelmiş bugün yorusu. Bir de NPC gibiler. Hey bir yana bakıyor. Bir de 10 dakikada video başlıyor. Gidiyor 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 abi. Nereye gidiyorsun kız? 50 kilometre geçme ya. Sağdan git. Kimseye karışma. Allah'ım ya. Al hepsi sen. Hayır hayır hayır. Al çorap. Hayır. Hadi git hadi git kızım. Senin hayatında da var çorap. Hadi git kızım. Bu Yakup'un. Gidiyor valla. Nereye gidiyorsun kız? Nereye gidiyorsun? Ters dön oraya. Ters dön. Hadi döndürüm de git. Hadi git kızım. Hadi git. Yürü yürü yürü. Hadi yürü. Oğlum bu ne ya? Ne alalım? Doğan seçimleri. Doğan'la ev sahibi paket açılımı yapacağız ve bir anda yapacağımız bu paket açılımı için ve bunun daha da fazlası olması için sizlerden gerçekten bu videoya renk... Doğan seçimleri. Doğan seçimleri. Doğan seçimleri. Kendi kendine video açılıyor. Çektim. Televizyon kendi kendine açılıyor anneciğim. Mutfak dolaplarını, mutfak camını sileceğim canlar. Mutfak camına şöyle şeyi sıktım. Sarı güçü sıktım iyice. Bir güzel Asperox'u. Biraz böyle bir 5 dakika bekleteyim. Camı bir güzel sileceğim. Bir şey oldu geri. Kayvan kayvan oldu. Bizimkiler çamaşır katlıyorlar. Ama böyle kikir kikir. Ne yaptınız siz benim kızıma? Nilay. 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 Ne yaptınız siz benim kızıma ya? Nerede benim kızım? Nerede benim kızım? Nerede benim kızım? Kızım bunlar seni şaklaban yapmış kızım. Ne yapmış bunlar seni aşkım? Oy çiçeğim oy, benim. Oy abileri abi. Oyuncak etmiş. Oyuncak benim güzelim. Oyuncak etmişler. Anneciğim. Minnoş burnunu yesin senin anne. Yesin o minnoş burnunu. Kim koydu bunu senin kafana? Ay yerim ben seni. Yerim yerim yerim. Abileriyle beraber çamaşır katlıyor. Buna şeyi sıktım, perdeyi de şey yapmadım da, Asperox sarı gücü sıktım, ondan sonra gittim namaz kıldım, ben de namaz kılana kadar bu şey olsun. Şimdi bir namalı hepsini yapayım, bir başlayalım bakayım. Efendim. Ay efendim. Anneciğim anneciğim anneciğim. Diye diye çağır çağır anneciğim anneciğim. Penceremi sildim canlar. Tertemiz oldu. Pırıl pırıl. Şuralarda biraz ocağa yakın olduğu için maalesef buralarda bir yağ lekeleri vardı. Hiçbir şey kalmadı. Tertemiz oldu. Tam böyle ocak üstünde pencere hiç iyi olmuyor ama benim de şansımdan öbür evdeki mutfak pencerem de öyleydi. Tam hemen ocağın yanında tezgah üstüydü pencerem. Şu elek falan da kirlenmişti. Bayağı bir temizlendi. Her tarafı tertemiz oldu. Çocuklar da çıktılar havuzdan. Ay iyi havuzda yüzdüler valla. 4-5 saat kaldılar içinde.
kurulandılar. Havlularını geri oraya serdik. Şimdi içeride yemek falan da yediler biraz. Dinleniyorlar. Makineye çamaşır atmıştım. Onlar çıktı, kurutmaya koyulacak. Ve poğaça hamurum çok güzel kabarmış. Çok güzel mayalanmış. Bakar mısınız? Şimdi poğaçamı yapacağım. Sağdaki sarıyı işte. Şu. Ha, aşağıda sarı var işte. Görün mü? Yükselen ortasında. He, şu. He. Çekemini. Biz böyle bir şey yap. Şey yap. Şu şurada. Dolmayı. Tak şurada. Şurada alıyorsun. Daha da patlatıyorsun gidiyor. Vay hayatım. Gördün mü? Böyle taktiksin, taktiksin. Tamam böyle vur vur gitsin yok. Vur vur gitsin yok, karambolaya. Aa, 3 canım kalmış. Ben de sınırsız canım var sende. Sonra lan. Ben sıkı olmaya yazıyoruz. 60-60 ne var? 10 dakika var. 10 dakika yok ki. 10 dakika var diyor, yok değil sana. Ben can alırım. Canım daha giderse yaparım. Aa, kuzunun annesini yaparız. Nasıl canım alabilir? 60 dakika verin. 60 dakika. Kuzum. Ya ufalar yerliğine öf. Endişe yemeyeceğim. Ufalar da söylüyor. Onda biz kuru da yapalım. Onlar gidiyor. Hamleyi verdiği kısmı olmaz. Aynı aşağıya koyuyoruz. Mavileri patlat. Kırmızı patlat. O kırmızı yiyor, öbür tarafa kırmızı yiyor. Tamam. Al. Yeşili patlat, onun tarafı yanındaki. Orta yedi oğlum ya. Nereye basın? Disko yaptım. Altında kekliği kırdı. Dur, bekle. Şimdi burayı patlat. Oraya roket alacağım, doğacak gidecek değil mi? Roket alacağım, roket alacağım. Ufalar uçuyor baba içeri. Sağ olun. Yok yani öyle bir devam et. Paraya gerek yok. Paraya gerek yok paraya. Ben şu olanacağım ben. Bu ne kullandı ki bu kutu? Anlamıyor ki. Baksana. Niye bu ona basıyor? Ya aşağı indir. Aşağı inme önemi yok tabi. O da demek ki elle fıkır geçti. Baksaydı oyun çevirdim. Yeşil patlat. Onu duyuyorum. Kırmızıyı patlat. Sarıyı da ağaçla patlat. Ortana bak. Dur bekle. Mavi yok fazla. Vur gitsin bir şey yapma. Sen orada niye direkt aşağı iniyorsun ya? Orada diskoyu kapmanın şeyin vardı yine.
hayret bir şeydi ya. Karambol oynamadım ben karambol. O bu prapa çok büyük bir genç. Geçten kaçırdın şeyi. Mavi patlat. Şu. He. Orada disko geldi. Tamam. Nereye koyacağız? Disko şuraya koyalım. Şuraya. Evet, şuraya. Tamam. Bekle. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ben roket olursun diye. Roket olursun. Tamam da. Tamam diye. Bunu patlatıp şunları birleştirebiliyor muyuz? Patlat patlat. Üstünün altında işi var. Dikine ver. Ver. Dikine ver bir de şurada. Dikine ver. Kızarı kullansana. Kızarı bir tane atayım. Hadi bismillah. Ver tamam işte iki hamdan kaldı. Altta patlat tamam. Sihirli disko geldi. Düşme. Kızım orada mı kızım? Burada burada. Ne yapıyormuş o kız? Benim var. Ne? Aşağı bak aşağı aşağı. Aşağıya bak kız. Bakın baba. Aşağıya bak aşağıya. Baba. Baba. Ya çok zor level diyor baba. Çok zor level diyor. Bak bak aşağıya bak. Abo, bu ne ya? Yapacağız şimdi. Dur bekle sen. Şunu şey dedim yap sen. Şey, şu anneni çağır şeye bak. Of. Anneciğim. Ben ne diyorum? Yok ya bugün sende. Ne? Öbür tripodu kafasını bugün yapıştır mı?
Bugünkü hasılat. Aşağılara da bakacağım. Halıya takıldı halıya. Azıcık kaldırıver anne orayı. Korkuyor mu? Telefon nereye koydum ben? Bilmem. İşte bu değil. Yok bu benimki. Kızım. Kim geldi? Sefat. Anneannesi gelmiş kızımın. Anneanne ne göster bana değil. Bak tırnağım çok ödemiş. Ay inanmıyorum. Çok güzelmiş. Hı hı. Kessene ya. Hı? Bunlar kaçırdı. Bunlar kaçırdı. Bunlar kaçırdı. Bunlar kaçırdı. Bunlar kaçırdı. Bunlar kaçırdı. Bu taraf karanlık. Yok, tarafın ışığını yakmamışız. Ben mutfağı da toplamadım. Duruyor öyle ya. Işığım gelmedi. Nerede İsmail? Neden biz yapıyoruz ya? Nasıl bir yemek verdim? Isırıyor bebeği, ısırıyor. Onu çok seviyor. O bebeği çok seviyor. He. Oy severim seni, severim. Sen o bebek kadarsın bebek. O bebek kadarsın sen kız. Yan yana koysak fazla bir fark yok aranızda. Bunlar iyice uzamış anneciğim ya. Hı. Göremiyor.